Merhaba. Kaç zamandır böyle küçük videolar hazırlamak istiyorum. Ama kamera karşısında öyle çok da rahat ve akıcı olmakta zorlanıyorum. Sizinle paylaşmak istediğim bazı şeyler var. Öncelikle ben her birimizin bu dünyaya küçük bir hediye paketi gibi geldiğimizi düşünüyorum. Ve o paketin içinde bu dünyaya vermemiz istenen bir hediye var. Ve bu hediye, herkesin vermesi beklenen hediye, birbirinden farklı. Bu hediyelerin ne olduğu kalbimize yazılmıştır. Doğduğumuz günden itibaren. Bu yüzden kalbimizi dinleyerek bu hediyeleri ortaya çıkarabiliriz. Kalbimizi dinlemek bu yüzden önemlidir. Ruhlarımız bu hediyelerin dünyaya vermek için geldiğimizi bilir. Bu yüzden de bizi buna yönelten şeyleri yaptığımızda kendimizi huzurlu, mutlu ve neşeli hissederiz. Bu duyguların verdiği tatmin hiçbir şeyle değişemez, mukayese edilemez. Bu gerçekten tatmin edici bir duygudur. Çok fazla paramız da olsa, çok fazla ne bileyim mesleğimizde çok yol kat etmiş, mevki sahibi olmuş da olsak bu tatmin duygusunu elde edemeyebiliriz. Ve şu an bu durumu yaşayan birçok insan gözlemliyorum. Böyle bir hayatım olmasını istemem. Daha 17-18 yaşındayken zengin olmayı ve ünlü olmayı hayal ederdim. Ama sonradan anladım ki eğer ünlü olacaksam veya zengin ama bir vizyonum yoksa, bu dünyaya söylemek istediğim, inandığım bazı şeyler yoksa bunların hiçbiri aslında önemli değil ve boşunadır. Eğer bir kitap yazacaksam söylemek istediğim bir mesaj olmalı. İnsanlara vermek istediğim. Benden daha büyük bir mesaj. Çünkü hepimiz bu dünyada aslında geçeceğiz. Bunu ne kadar da unutmak istesek de, yüzleşmekten korksak da hepimiz bu dünyaya geçici bir süreliğine geldik. Önemli olan bu dünyaya hediyemizi verip öyle ayrılabilmek. Ve bu dünyanın bize bırakacağı hisler. Tatmin olduk mu? Sevdik mi? Sevildik mi? Değer verdik mi? Değer gördük mü? Kalbimizin peşinden, korkularımıza rağmen gittik mi? Risk aldık mı? Korkmak yolun parçası. Çünkü bilinmezliğin ve değişkenliğin hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Ama bu bir oyun. Her şeyden önce bu bir oyun. Ne kadar korksak da bu bir oyun sonuçta. Hiçbir şey bizi sevdiğimiz şeylerin peşinden, hayallerimizin, kalbimizin gösterdiği yönden gitmekten alıkoymasın. Tatmin dolu, huzurlu ve gerçekten sevgi dolu bir hayat, kalpten bir hayat yaşamak bence çok değerli. Ben bunu gün geçtikçe daha da fark ediyor ve anlıyorum. O yüzden bugün size mesajım bu olsun. Her biriniz bir hediyesiniz bu dünyaya. Hediye paketlerinizden dışarı çıkın. Kalplerinize bakın. Bu korona süreci boyunda bunu avantaja çevirin ve kalplerinizdeki hediyeyi dünyaya sunun. Çünkü bu dünyaya bu yüzden geldiniz. Teşekkür ederim.